Hepinize merhaba arkadaşlar. ETS 2 ile yine karşınızdayım. Özkan yanımda. Çok güzel bir tır modumuz var. Aşırı güzel, aşırı hoşumuza gitti. İçinde şöyle göstereyim. Böyle Aynen güzel o şey. aynen 18 tonluk bir yükümüz de var. Bayağı güzel bir yolculuk olacak. Efsane bir mod arkadaşlar. Açıklamayı koyarım. İndirirsiniz, denersiniz. Beğenip abone olmayı unutmuyoruz. Acilen yola çıkmamız lazım. Sesi falan duymanız lazım. Ben Fevkalade. Hadi Özkan çıksın. marşı veriyorum bir saniye. Lütfen yani. Tamam oğlum, sustum. Şimdi marşı duruyor da. Özkan arkadaşlar, bu sefer Özkan'ın uykusu gelmiyor arkadaşlar. Rahatsız yani. Ben niye kalkamıyorum? Pardon, vites atmamışım da. Kurtarıyor muyum, bana söyle de. Kurtarıyorum. Çok geniş dönüyorsun lan. Biliyor musun, arabama güneş vuruyor ya. Ben de şöyle bir Arabamın süspansiyonunu kaldırdım ama hiç iyi yapmamışım ya. Arabam atılıyor. abi, efsane ya, içim içi yani, gerçekten adamlar efsane bir mod yapmış arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Darda bir çıkışımız var. He. Sen Oğlum de sese bak. Özlem bir sen... dakika, ben bir sesi ayarlayayım buraya. Çok aracın sesi hiç gelmiyor. Tamam, istop ettim, hadi ışıklarda seni bekliyorum. Tamam, devam ediyoruz arkadaşlar. Abi şu sese bak ya. Mikrofon kontrolü yapalım. Özlem sağdan mı gidiyor? Soldan gerçi ne olursun seçili lan. Sağdan araba geliyor mu? Bir Yok saniye kanka. bekletebilir miyim seni? Of. Uf, ün altı vuran bir saniye yaptım. Yerde gideceğim şimdi. Nasıl la, çok mu bastın? Hayır Sık. hayır oğlum, bu araba çok şey yapar ha, atar orada, sıkışırsın bak. Herhangi bir rampada La, hiçbir şey olmaz kardeş. mahvolursun. Abi Bak. efsane ya. Ölsen kırmızıda geçtin geri zekalı. Ticari sağ çek. Arkadaşlar Özkan vintage hastası olduğu için Bekliyorum seni hadi. Oğlum bu arkadaşlar öyle bir şey ki, ben bu arabanın gerçek videosunu izledim. Turbolu halim. Manyak bir şey yani. Seni bekliyorum, neredesin ya? geliyorum ya. Yeşil, senin gibi magandalık yapmıyoruz ki oğlum, ışığı bekliyoruz. Bu Ben nasıl de bir simülasyonsa artık. ışıktan geçtim bu Oo. arada. Şu bunun kırmızısına yakalanmayalım da. Vallahi geçtim kırmızıya. Son anda yakalandık ama yapacak bir şey yok. Ticari sağ çek. Güzelliğine bak. Ben dışarıdan sürüyorum bu arada. Görüyorsunuz, mükemmel bir şey. Tüh ya, Anlatmaya gerek yok. dışarıdan sesi o kadar iyi vermiyor. Bakayım bir. Oğlum zaten işten sürüyoruz ya, gerçekten. Hayvan. Uf, kornayı gördün mü? Oğlum havalısı da var ha. Ben havalı Sağdan korna sağdan araba takılı geliyor mu değil bilmiyorum ya. ama. Şey, alttaki PC tuşuna bas. PC tuşu mu? Evet. Ben de o el freni ya. Oha. PC dediğin tuş. Arkadaşlar direksiyonumuz aynı da bizim. 900 derece bize yetiyor ya. Driving Force GT zaten. Birçok videoda da söylemişizdir. Onun benim PC tuşumun var ya, rengi solmuş el frenine Abi basmaktan. şu tırın güzelliğine bakar mısın ya? Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Araba çok Oğlum. ağır oldu, biliyor musun benim? Uf, bu nasıl bir süspansiyon? Çok sallanıyor lan araba. Ben biraz kaldırdım Gerçi herhalde. ben biraz kaldırdım, o yüzden olabilir arkadaşlar. Biraz şöyle mikrofonu yaklaştırayım. Sen bana hiç yaklaşamadın ki, ben önden gidiyorum. Oğlum ne yapıyorsun? Gazın pedalın sonuna kadar basıyorum. Oo, sakın virajlarda bak. Araba atıyor kendini, haberin olsun. Takla Çok süspansiyonu biraz yumuşak ya. atarsın. Yok, hem ondan sebep hem de süspansiyonla biz oynadık ya, o yüzden. Oğlum göstergelere kadar gerçek yapmışlar ya. Efsane abi. Yani şunu deseler ki böyle bir tır eklendi oyuna, harbiden derim ki mod değil yani. O kadar güzel yapmışlar. Benzin göstergesine baksana Özkan. Çok iyi, çok, ama benim sıkıntım var. Ben arabanın içiyle oynamışım. Ne Lan! Vurdu, oldu? salak bana vurdu ya. Vurdun mu? Dönüş yapıyorum geri zekalı ya.
Evet arkadaşlar çok önemli değil. Oğlum geniş de döndüm ben. Ya, dar mı döndüm ya? Neyse. Oğlum ya. Şu an bir tane sıkıntıdayım. Önümden olsun, araba geliyor mu? Bizim yük bu kadar yakın mı oğlum? Niye navigasyonda yanıp sönüyor? Bilmiyorum onu ben de anlamadım. Ya yok yok yakın değil de. Ya muhtemelen öyle gösteriyor. Oh god. Heh tamam arabayı biraz kaldırmam gerekti ya. Benim araba çok fena virajlarda yatıyor. Bak tek sıkıntı ne biliyor musun? Ne? Biz biraz stok motoru ya şu an bunun. Evet evet biraz ağır kalkıyor ama yapacak bir şey yok. Hem ağır kalkıyor hem de hızlı değil mesela şu an. Ya benim arabanın içi. Ama yani bu araç için 18 ton kaç beygir? 380 beygir değil mi bu? Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Benim arabanın içinden güneş geçiyor ya. Camlarıyla oynamıyor. Evet. Evet evet bende de öyle ki. Sende de mi öyle? O zaman bu herhalde modun sıkıntısı arkadaşlar ya. Hayır oğlum güneş vurduğu zaman camdan zaten yansır ki. Ama göstergeye kadar yansıyor. E tamam işte geçip gidiyor değil mi? He geçip tamam. Gidiyor. O zaman oğlum güneş vuruyor işte adam onu yapmış işte oğlum ışığa da odan kaynaklı işte gölge. Gölge ayarını kapat o zaman. Ama o zaman da gölge yolda kalitesi şey berbat var, oluyor. Yolda şey var. Soldan gel. Kazan mı? Yok yok ya benim şeylerim açıldı kapatamıyorum ya. Oo arkadaşlar şanssızlık bu bir gece yolculuğu olacak. Vallahi gece de olsa ya Yekta da olsa ha. Bu şey kapanmıyor mu bro? Ne? Silecekler. P oğlum ya P tuşu ya kafayı mı yedin lan? Oyunu unuttu bir an. Ya yok basıyor musun? Ayrıca bildiğim kadarıyla yeni güncelleme geldi. Yağmur yağarsa otomatik açılıyor artık şeyler. Şaka yapıyorsun. Yo otomatik sensör gelmiş. Vay be. He bu herhalde şey için ya. Milletin şeyden atılmaması için online'dan. Ya olabilir muhtemelen öyle bir şey içindir yani. He bak tamam şimdi düzeldi şey ekran. Bak düzeldi işte akşam oldu ya. He adam onu bile düşünmüş birader eski bir arabada nasıl oluyor diye. Modun yapımcısı yabancı arkadaşımız tebrik ediyoruz. Ya bilmiyoruz yabancı diye tahmin ettik ama yabancı herhalde ya. Yabancı öyle gözüküyordu. Zaten abi efsane ya. Yabancılar bu tırın manyağı. Türkiye'de de var da. Türkiye'de bunu bulamıyorsun lan. Aa baksana sağa doğru yaparken. Buna hasta olmamak elde mi ya Allah aşkına ya. Bir şey söyleyeceğim. Sakın virajlara hızlı girme. Oğlum araba var ya yani bildiğin. Yatıyor. Acaba kabin süspansiyonun sertliğini mi çok düşürmüşüz ya? Öyle bir ayar mı var la? Var tabi oğlum sertliğiyle ayarlayabiliyoruz ya çok savrulmuyor. Aa ben onu bilmiyordum. Aa. Oo bir ışıklarını yaksana. Yaktım zaten. Bunun muhtemelen kabin aydınlatması da vardır. Çünkü içeri çok aydınlık. Tamam. Işıkları yaktığında gösterge panelinin rengini görmüyor musun? Evet evet efsane. Çok harika ya. Arkadaşlar biz tırın heyecanıyla yani güzergahı göstermedik ama 1000 kilometrelik bir yolumuz var. Aynen. Nereden nereye gidiyorduk lan Özkan? Budapeşte de zaten otobüste bitirmiştik. Buradan kalkacağız demiştik. Aynen Budapeşte Almanya'ya gidiyor. Almanya'ya doğru gidiyoruz aynen. Oğlum çok fena yatıyorum virajlarda ama. Siz de beğenip abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ve var virajlarda. Kesinlikle deneyin ya bu modu. Gerçekten deneyin. Özkan biz bu araçla delirmesek ya bu. Gerçekten virajlarda çok korkuyorum bu ara. Ya oğlum şu az bir şey böyle bir sağ sol sarsılsana yani gerçekten. Çok felaket ya. Ama ben bayıldım. Bunu bir de ben bunun bir de şey videosunu istiyorum. Güçlü tork 3500 Nm torkla ne gider var ya. Düşünsene. Yani böyle yola yardırdık ama inşallah araba gelmiyordur ya. Yok yok gelmiyor. Az önce otobüs otobüse bir koyduk. Gördüm ben. Ama otobüs de şerefsiz yani. İnsan öküz gibi tırı görmüyor ya. Ben aynadan gördüm yaptın kazayı bu arada. Çok fena vurdun. Çekmiyor yani oğlum çekmiyor. Yokuş çıkıyoruz oğlum. Ama ben böyle sürmekten daha zevk alıyorum biliyor musun? Harbi araba mi? Böyle boğulacak böyle.
Hızlı gitmesi gereken yerde hızlı gidecek. Daha gerçekçi olduğu zaman daha insana daha çok zevk veriyor, haz alıyor mesela. He tamam, düzlükte hızlanabiliyoruz da yokuşta araba ölüyor. Ama virajlardan da çok hızlanır zaten. Virajlardan da çok korkuyorum. Yatıyor araba ya. Bu seferlik bizim için zorlu şey olsun işte ya Osman. He bir tane süspansiyonla oynayalım. Aynen. Kesin yatacağız birimiz de. Yo ben hiç yatacağımızı düşünmüyorum. Ben biliyorsun profesyonel driver. Yok la öyle değilim arkadaşlar. Geçen videoyu gördünüz. Ters şeride falan girdim. Manyağın uykusu geliyor, yardırıyor ya, bildiğin mangandalık yapıyor. Buradan yetkililere sesleniyorum. Bu adamı görürseniz ilin vermeyin. Oo boğuldum boğuldum. Hadi oğlum yaparsın. Oğlum bak bana yol ver vallahi küfür ederim ha. Ara gazı yapıyorum. Of of. Bak gaza bas çek, bas çek, bas çek. Çok felaket ses çıkıyor. Oğlum efsane lan harbiden. Vum vum vum. Çok felaket ya. Ben bayıldım. Normalde ya. Oynadığımız modları böyle bir kere de oynayıp siliyoruz ama bunu tek seferde oynayıp silmeyiz. Araya birkaç video belki koyarız ama sonrasında yine çekeceğim ben bunu ya. Onu çekeriz silme, yani. Onu silmeyelim, niye biliyor musun? Arkadaşlar bunu çok fazla motor seçeneği var. Bunun bir de güçlü halini yapsak var ya uff. Tabi tabi çok fazla, bir de arkadaşlar eklenti aşırı fazla. Normal oyundaki orijinal içerik olan tırlardan daha çok içerik ekleyebiliyorsun araca. O acayip ya, o seçenek bayağı iyiymiş. Ben sürekli gaza basıp ayağımı gazdan çekiyorum. Öyle bir zevk veriyor ki. Turbo sesi var ya. Camı indirin lan. Camı nasıl indiriyorsun ya? Ya ben tuş atadım, sen atamamışsın. Ya hep de bu tuş atamalarıyla beni geçiyorsun. Ya normalde klavyede illaki varsayılan tuşu vardı da. Soldan gidiyoruz ha. Dayı sen dursaydın gerçekten ya. Ortam da efsane var ya. Çok güzel yerlerden geçiyor ya. Güzel mi? Ben yeni DLC'lerin yollarına bayıldım bu arada ya. Evet evet. O harika yani. Abi bu nasıl bir şey ya? Bana yol ver de. Adamsın lan sen. Şu şeyi de merak ediyorum biliyor musun? Şu hani Rusya DLC çıkacak ya. Onu şu an askıya aldılar ya. O ya. Çıkmayacak yani. Şu an planlanmıyor yani. Yapmışlar evet. Muhtemelen ama şu anda ya, aldılar büyük ya. Yayınlanmaz. Büyükten yayınlanmaz da. Ama yayınlanırsa ben çok merak ediyorum. Düşünsene yukarılara gidiyorsun, tamam mı? Ya bu muhtemelen karlık alanlar falan çok olacak yani. He Rusya'da her türlü iklim var mesela. Karlık alanlarda çok dehşet olur yani. Yani tasarımı da güzel yapmışlardır bence. Güzel güzel ya, kesin yani. Hele bir de Ukrayna falan gelirse var ya yanında. Bro bu yol ne böyle, biz dağ mı tırmanıyoruz ya? Evet oğlum, tepe çıkıyorum şu an. Şimdi farkına varamıyorum oğlum. Mecum. Bak farkına nereden varıyorum biliyor musun? 57 ile gidiyorum çünkü. Ya ne 50, ben 40'ı geçemiyorum lan. Yok ben biraz arabayı yükselttim. Abi adam modu gerçekten yapmış, iç kaplama detayları yani grafikler gerçekten, kaplamalar benim, çok kaliteli ya. Benim hiç aydınlatmam gözükmüyor ya. Onu şey, ön tepe aydınlatması sen ekledin mi ki içeriye? Ekledim. E tamam o zaman ışık ayarlarını açacaksın. Sadece ya. Uzun dışında her şeyi açacaksın. He. Uzun hariç hepsini aç. Anladım ama şimdi frene bassam mı ya? Ya yap, dörtlüğü yap, çek sağa, ben seni beklerim. Zaten yok, 30'a geliyorum. Yok şey yok ama. Sen söylesin, duracak yer yok. Yol yani. Benim arkamda var mı senden başka biri? Var var oğlum, 3 araba var. Ha sen, ben senin arayı açmışım ha. Çok yok ya, ben döndüğüm virajda görüyorum seni. O zaman senin şu sağdaki 3 eat. Ooo, memur bey. Ne alkolü? Alkolü, ne memuru alkolü? Ne memur alkol bey. Enişte dolayı ne yaptın ya? Arkadaşlar beni babunu unutmuyoruz. Bu arada ne memur alkol bey. Efsane videolar geliyor. Bu ne lan? Bir memur da izlesin. Şurada bir duruyorum arkadaşlar. Biraz aydınlatmaya ihtiyacım var. Ay yanlışlıkla koltuk ayarları dedim. Yoksa yolu kapattık biraz ama neyse. Ön ve tepe değil mi? Evet evet. Ön tepe, bir de aydınlatma şey, o alttaki şey var ya, onu fulle. Gösterge uzun dışında hep, he, hepsini fulle gösterge işte, ne bileyim. Sadece uzun hariç hepsini, uzunu açma yani. Uzun. Tamam hadi ayım hazırım, gel arkamdaysan çıktım. Dörtlüğü de yakmadım. Bende pek bir şey değişmedi ama senin uzunların açık olduğu için benim içerisi aydınlanıyor. Ben oğlum ben ışığı kapatmışım.
Nasıl kapattın sen? Uzunların da beni açtım. Beni aydınlatıyorsun şu an. Uzun mu açtım ben şu an? Sen uzun açmışsın. Hayır oğlum ya, ne uzun? Bak şu an gelmiyor mesela. Şu an ben kendi ışıklarımla duruyorum. Bu ne? Ben hayatımda böyle otoban görmedim lan. Sağ sol diyor. Bu nasıl bir yol lan harbiden böyle? Bu ne oğlum? Şöyle biraz pencereyi kapatalım ya. Bunu bayağı tali yollara gireceğiz galiba ya. Bunu niye böyle yapıyor? Bilmiyorum. Şehirden uzaklaşıyoruz ya muhtemelen. Bratislava neresiydi la? Çek Cumhuriyeti falan mı? Herhalde öyleydi. Vallahi sağa sola bakmadan yardırıyorum ama araç olursa zaten ışık gözükür ya. Tamam, ışıkta duruyorum ben, sen sonra bana laf atıyorsun. O sırada bir coğrafya bilgisi yapayım ben de. Arkadaşlar bu yolumuz Polonya'dan Almanya'ya geçiyoruz. Macaristan, Polonya, Almanya. Şu an fenerimizi çekelim. Işık yandı mı? Bilmiyorum ki oğlum, gözükmüyor. Yanmış. Sağa döneceğiz zaten. Sinyal de verme. Verdim. Hadi. Ben veriyorum lütfen. Aa, önde ne var lan? Işıklar yanıyor. Tren yolu. Tren yolu. Sağdaki beyaz çizgili yollar bir şey ifade ediyordu ama neyi vurduğunu unuttum lan. Ne diyor acaba? Dursam mı, geçsem mi? Ha, şey yolu var. Oğlum şey zaten kapanıyor, geçemezsin. Yok ya, kapanmıyor. Işıklar yanıp söndüğü için. Tamam, zaten geçemezsin diyorum. Kapanmış olsa bile. Pat diye vuruyorsun. Of, biraz sert geliyor ama neyse. Ben çok iyi atladım oradan. Yine dağa tırmanıyorsun. Var ya, araba sümük gibi sallanıyor ama çok fazla hızlı. Çok zevk görüyor lan. Bunu var ya, şey, vites yapmamız lazımdı. Sıralı yavşı uzunlarını kapat. Uzun mu ya? Gerçekten uzun yanıyor. Oğlum Özcan, yolun ortasında duracağım ya. Ben bir şey olmaz, gel, oradan kalkamazsın. Araba çok ağır. Uzun yanmıyor Özcan ya. Ben niye bu kadar aydınlanıyorum o zaman? Manyak. Nasıl kalkamam? Oğlum harbiden kalkamıyorum lan. Oğlum bu snowrunner olsaydı çekerdim seni de. B5 ile gidiyorum şimdi, yan 20'yi gördüm. Yok lan, yokuştan çıkıyorum şu an ya. Gider. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Bazen ayağımı kaldırıp çekiyorum. Ya muhtemelen uzun değil. Tepemizde falan ışıklar var ya, ışık olduğu için etrafı bayağı iyi aydınlatıyor. Oğlum böyle olması zaten daha iyi ya. Sadece belli bir alana ışık vurduğu zaman çok kötü oluyor. Ya turbo basıncın var mı? Ona soruyor lan. Yok, ben soldakini koymadım. Gösterge takmadın mı? Ama sesi hissediyorum çok fena. Yok, hayır, sesten değil. Habire mesela gazdan ayağını çekip bas çek yaptın mı, turbo kafayı yiyor böyle. Vallahi. Oğlum iki tane el freni var, bak farkında mısın? Sağa doğru bak. Benzin. Bu ne lan harbiden? İki tane var, ne olduğunu anlamadım ama. Tam soldaki normal olan, sağdaki ne lan öyle? Acil durum freni galiba. Öyle bir şey var mı bilmiyorum. Ben kamyoncu değilim, sen kamyoncusun. Gerizekalı, ben nerede bunu sürdüm oğlum ben? Turbolu kamyon tır nerede oğlum Türkiye'de? Bir saniye, yolda iyi kazlar. Oo, yolu kapatmış ya, bu ne bro? Soldan. Kardeşim bu ne ya? Biraz saygı ya. İnsan bir reflektör koyar karşıya. Vuracak bize biri. Oğlum yollar bomboş ha. İyi, neyse. Bu araba zaten çek. Oo, virajlara bak. O ne? Bir şey söyleyeyim mi? Bu tam. Vallahi yollar da çok güzel. Tır da çok güzel. Efsane oluyor ya. Of. Oğlum ama şansımıza tükürmüyorsun lan. İlk defa bu kadar yokuş tırmanıyoruz, o da bu araca denk geldi. Ama çok güzel oluyor ya. Tırla gidiyoruz böyle, sohbet edelim. Bir şey söyleyeyim mi? 40 yıl düşünsek böyle bu arabayla dağlı bir rota bulamazdık benim düşüncem. Vallahi şans eseri bulduk biliyor musunuz arkadaşlar? Yani rota biraz... Rota aslında... O rota... ne demek de öyle, araç giremez, sen bu şey vardı, tabelası vardı Hüsnan. Ben o sıra yan monitörde sesimi kontrol ediyordum. Göremedim. 50 ile gidin diyor ha. Zaten 50 geçemiyoruz ki. Zaten 50 geçemiyoruz ki dayı. Dalga mı geçiyorsun? Harbiden öyle 50'yi geçemiyoruz ya. Abi ses efsane ama ya. Çok fazla söyledim, farkındayım ama. Dayı ne oldu? Arıza mı olmuş? Her yolda bir arıza. Bu nasıl bir şey ya?
Biraz Bu yolda saygı kaza ya olmam. arkadaşlar. Bu yolda kaza olmaması mümkün değil ki oğlum ya. Araba perde çıkmış. Oğlum ben hiç solumu görmeden çizgiyi takip ederek dönüyorum ya. Zaten öyle yapacağım oğlum, yoksa ne yapacağım? Bodozlama girersin araziye. Hadi oğlum biraz hızlan lan. Yok la, hiçbir şey olmuyor, arabayı bana mısın demiyor. Benzinimiz nasıl lan oğlum, biraz benzin yiyor ya üstten bu. Yok ya, benimki yemedi. Sen gazı fazla basıyorsun demek ki. Gaza basmadan nasıl yokuş çıkacağım üstten? Bas çek, bas çek, bas çek, bas çek. Yaptıysan araba benzin yiyordur. Yaptım biraz. Dayanmış. Çünkü o sesi duymam lazım. Yesin oğlum. Para bok. Yeter ki araba böm 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 yapsın. Oğlum o virajlar ne o virajlar? Oğlum zaten hızlanıyor. Oğlum Özcan böyle bir giriyor, bir de arkadan dönüyor, bir daha sağa dönüyor. Bir şey söyleyeceğim. Böyle deli deli bir yılan yol şey gibi, yuvası gibi ha. Hatırlıyor musun? Nokia 33 onlarda yılan vardı. Ay şu. Ya Allah bin belasını versin oyunu. Şu an var ya aynı yılana ekrana sığmazdı, pat kuyruğa çarpardım, ölürdüm ya. Bu ne oğlum, ben hız düşürüyorum ya. Düşürmek zorundayız oğlum, zaten bu virajdan dönemeyiz ki. Oğlum frene bastığımız zaman araba... Yekta ben sana söyleyeyim, 30'a kadar düştüm bak, ciddi söylüyorum. Çok keskin, çok. Çok keskin oğlum, zaten ben şu an 40'la döndüm lan. Bu yolu isteseydi bulamazdı gerçekten. Oğlum yokuş aşağı bıraktık mı fena gidiyor ha. Bir de gaza kökleyeyim böyle. Şaka yaptım, şaka. Lan oğlum ya, sakın öyle bir şey yapma. Duvara bastırsın, çok keskin dönüşler var. Oğlum araba fren yaptığın zaman çok, yani parmağımın ucuyla dokunuyorum araba, bildiğin yapıyor değil mi? Çao yapıyor yani böyle. Vallahi açık de. Oo araba geliyor. Az kalsın vuruyordum arabaya. Oğlum ben seni aynadan izliyorum, fena dönüyoruz ha. Tam kamyoncu misin? Ne oluyor lan? Oğlum çok karanlık, bir de biliyor musun? Bir an pat diye birini vuracağım diye. Gerçek. Sen hızlısın, sen çok hızlısın. Ben ama onu ayarlıyorum ya. 40'a kadar düşüyor. Ben ayağım... Buraya var ya onunla dönmemiz lazım. Yo ben 40'da döndüm. 30'da. Ben senin... Bak şimdi dönerken gaza da basıyorum. Arabayı yediriyorum, anladın mı? Şu birader. Yapıyor ya. Oğlum yine yemedi ya yokuş aşağı bu. Oğlum 18 ton taşıyordu. Sen 350 beygirle kamyon beygiri var yani, tır beygiri yok ki bu arabada. Turbo var ama. Turbo var ama diyorsun, bir şey yaramıyor ha. Oğlum 18 ton babayı, hangi babayı yedin harcı? Tamam benim araba bir aşka geldi bak. Gaz çek yaptım. Oo benimki aşka geliyor. Biz şu an sol şeritten sürüyoruz, biliyorsun değil mi? Polis de geliyor. Lan nerede? Benimki aşka geldi diyorum sana. Nasıl gidiyorum şu an var ya. Açıldı benim. Oo karşıda polis var. Özcan ilk defa yüzü gördük ya. İnsan ama ben şu an 103 ile gidiyorum. Oo 111'e çıktım, hadi koçum. Sen bana yetişemiyorsun gibi ha. Ya oğlum fren yapmak zorunda kaldığımızda araba böyle takla atar, biliyor musun? Doğrusu üstümüze çıkar. Ya yok ben onu ayarladım. Oo ileride dönemeç var. Bak şimdi ileride dönemeç var, tamam ne yapıyorum biliyor musun? Ayağımı gazdan kaldırdım. Retarderimi açtım. Sen retarderi şey mi, manuel mi kullanıyorsun? Yok be. Dayı sen niye benim önüme atlıyorsun, kamyon? Utanmadan bir de korna çalıyorsun bana ya. Ayıptır ya. Çok sert girdik lan buraya. Yavaş yavaş hey. Bak şimdi bunun yanına gireceğiz. Bu dönecek, bu dayı oğlu. Sonra biz döneceğiz. Hep bu dönüşlerde ben kaza yapıyorum ya. Oğlum, nerede? Solay bir kere gireceğin yola bakacaksın, ezbere dönmeyeceksin. E tamam bro zaten öyle de. Karşına araba gelmiyor değil mi lan, hızlı olalım. Yok da şimdi bu yokuşta boğulacağız gibi geldi bana. Oo ilk defa araba aşka gel. Demek ki bak biraz kilometre yapmamız lazım bu şekilde. Ha, araba açılmıyor aynen. Yeni araba ya, motoru şey yapmamız lazım. Hayır tam tersi. Eski araba biraz yol yapması gerekiyor, anladın mı? Aynen. Lastikler ısınsın, biraz da drift yaparız. Aynen bak şimdi olan geçit var ya. Ne güzel soldan yardıracaktım. Şu Rus kardeş bir çekilir misin önümden? Araç
maçı var mı? Var ama uzak. Geçeriz. Ne olur selektör yakarken önüme atlama. Ne olur. Oo yekta trafik var bro. Yağmur başladı la. Harbi mi? Ha, otomatik sensörü denemiş olursun işte. Oğlum o yeni beta'da la da şu an. Oğlum herkes sağa gidiyor kamyonlar. Benim de mi sağa gitmem lazım? Yoo bana ne? Oğlum bunlar salak oğlum mı? Oğlum zaten tabelaya bak. Zaten bizim nereden girmemiz gerektiği yazıyor. Evet en sağdan girmemiz gerekiyormuş ama oradaki kalabalığı bekleyemem ben. Paralıyorum ben baştan gidiyor. Ben de senin arkandan geleceğim ya. Oğlum yağmur çok kötü oldu Özkan. Ben bununla hiç hız yapamam ki şu an. Öküz gibi kayar bu. Bro ben yanlışlıkla istop ettim. Hadi oğlum durdurma bizi la. Oğlum çakal mısın para ödemeden geçmeye çalışıyorsun? Öyle bir şey yapacağım şu an. Yapamazsın suratına kapanın. Uf kal. Biraz daha hızlandırayım ya. Sen niye oraya girdin Özkan? Ne bileyim gelmiyorsun zannettim. Ha, sen geri... nasıl bir manyaksın oğlum ya? Ya tamam ya ben... Lan ne yapıyor bu? Ne ne? Salak önüne kırdı. Bende yağmur yok bu arada ya, sende var. Sen yağmur sıklığını açmışsın büyük ihtimal. Oğlum çok az açık ya. Birazdan biter neyse. Oğlum sileceğin sadece bir aşaması var. Bu ne lan böyle? Yo bir kere daha bas, bir kere daha. Hızlandı tamam. Tam gaza bas, gaza bas. Korkma, korkanın çocuğu olmaz. Bir like'ınızı alırız değil mi Özkan'cım? Evet, bir like'ımızı alırız. Hadi gel gel. Bak şimdi gaza ne basıyorsun var ya. Yardırıyoruz ki. Bak bu yokuşa Özkan. Basacaksın Yekta. Aşağı Özkan. Doğru. Öyle hoş. Ne la? Öyle hoş. Bir tane teyze meyvesi içiyor oğlum. Bilmiyor musun? Yok ya. Öyle hoş. Ya senin bana attığın sabahki snap. Ya. Oğlum sabah dozu şimdi biz raconla kalkıp raconla yatıyoruz. Ben bu aralar ezele sardığım için böyle... Metin ya. Değil mi? İş yerini açtım. Baktım bir şeyler söylüyor. Ya dedim bu ne ya. Oluyor lan biz yine mi gidiyoruz? Seni çok kapıdan geçirdik yeğen. Duruşumuz, hep dik duruşumuzdan kaybettik. Ah yağmur bende sabah ya. attım saat de sabahın 9'u. La oğlum bu ne oldu lan birden böyle durdu. Dayı o kişiye ben girecektim birader. Yağmur dedin ya yağmur bende de başladı. Mutlu musun Yekta Göksun? Çok mutluyum şu an eşlik edeceğim bana. Mal mısın oğlum neye mutlu oluyorum? O sen niye sola girmedik oğlum sol bomboş? Ya bro çünkü ben... Bro benim araba kalkmıyor ya. Ben şuradan gideceğim. Ay şey hile yapayım. Hile. Ya bu oğlum o fırlarsın havaya. Şerefsiz. Ya. Arkadaşlar Özkan beleşçi biraz. Arabamı istop ettim. Oğlum 13 euro lan 13 euro. Oğlum bu ne lan ödedim hala gişe kalkmıyor. He işte bak ben. İşte demek ki ödemem. Özkan ben taksinin olduğu yere mi girdim? Yok biraz geri gel. La oğlum arkada araba var. Gelme oğlum gelme arkadaki. Geliyor musun gelemiyor musun? Ha maçta 0 euro ödedim. Bu ne oğlum lan? Hayır sen 13'ünü ödedin onu aldı. Tamam onu aldı da bir daha 0 aldı herhalde. Yani kapıyı açmak için. Ya niye ben gelin evinden gelin mi çıkar diyor. Ya bende de yağmur başladı ya. Bu arada ETS'de yağmuru hiç sevmiyorum. Çok fazla şey yapıyor beni. Ben biraz uzanayım ya. Yo yo güzel hissiyat veriyor ya. Bir araba böyle dışarıdan bak böyle tekerlekten fışkıran sular fışkır. Sular mı fışkıran şem fışkiye. Aşkım hele bir şarkı aç dinleyelim. Yok yok. Ya şu an yapamıyorum şarkı. Şu an o modumda değilim. Değilim bro. Değilim. Depresyondayım. Unutun. Bro bak gaza basmış geliyorum. Sen oğlum düz gideceğiz düz salak sen nereye girdin? Düz gidiyorum. Oğlum ben yanlışla arkadaki... Seni yanlış tırı takip ettim Özkan. Buraya dönecek var mı? Gelme gelme gelme. Gelme gelme gelme. Sen de gel. Kocaman benim ismim.
Dörtlüğümü yakayım ya. Oğlum buraya kadar. La 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 tamam. O yüzden ben dönemeyeceğim ya. Puh, Allah kahretmesin ya. Ben de buradan dönüyorum. Ne şey yapacağız? Kurtarır mıyım? Biraz daha git la ya, geriye git la biraz. Yaparsın yaparsın hadi koçum. Biraz plakaya dokundurduk herhalde ama. Hadi hadi bekliyorum sen otobanın kenarında. Oğlum hadi dönersin ya. Dön 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 dön. Arkadaşlar aa arkamı senin yüzünden biraz dışarıda bırakmışım ya. Oğlum yol çok uzuyor öyle var ya, ben çok öyle yaptım biliyor musun? İlk başladığım zaman ETS'ye. Bir gidiyordum anasını satayım bir bakıyordum bitmiyor yol. 400-500 km gidiyorum, viraj bir tane viraj bulacağım döneceğim de hiç onu yaşayamazdım arkadaşlar. Yanlış bir şey yaptım ama ucuz atlattık. Plakayı biraz çizik attık arkadakine ama. Ya oğlum yağmur durdu, dur artık ya. Geç geçiyorsun. Bura biraz sen yola, ben geçeceğim seni. Arabayı kaldırmam lazım. Sıkıntı yok biliyorsun bizde her türlü. İnanılmaz. Ben seni nasıl geçeceğim? Tokanı sola, sola yanaş diyorsun, sola şöyle gir. Ya sen sola git bura, ben seni geçeceğim şimdi. Bir level iş yapacağım. Yok yapmayayım vazgeçim. Ayrılın teşhir, salak mısın siz? Sağdan gibi yüzünde kalırsın. Tamam sağdan aşağı yukarıya doğru bir hızlanıp geçecektim de korktum. Bir tane önüme geçecektim. İleride çift şerit olacak bütün geçersin. Ondan ışık, bak ışıkları açtım, için aydınlandı mı? Evet evet baya. E bak bu uzunlar değil işte bende. Dikkat, sağdan geçiyorum. Tamam geç geç, ben gazdan kestim aynı. Yok kesmeyebilirsin, ben seni geçerim. Biliyorsun. Seni her müzayla trenle nasıl geçmeyi biliyorsun gazdan? Yok kapanıyor, yok kapanıyor, trenemez. Ha tamam bizim şeritteymiş. Tamam tamam. Sana yok ya gerçi tamam benim girmem lazımmış. Öbür dur benim de benim de. Sen şeridine devam et. Tek şerit. Tek şeride duruyormuşsun lan, ben yanlış ya, sağa girdim aynı. Ya sen beni takip etsene bro. Okuttun bro. Okuttun mu bro? Ben ellerimi çektim düz yol. Arada bir dokunuyorum. Abi ya sandım şimdi. Ne oldu oğlum, yine mi para alıyor? Memur bey şimdi sekorda basacağım ya. Ne bu Avrupa'da bir sürü para ödüyoruz ya. Ne oğlum, yine bir kişiden geçiyoruz ya. Biz 50 tane kim düşüyoruz ya. Biz ben anladım ya. Ya bu Polonyalılar parayı seviyor demek. Soygun var. Benim sana şeyde girmem lazım ya. Fark etmiyor fark etmiyor. Hepsine girebiliyorsun. Ben direkt önümdekine giriyorum. Hemen de kapat ya. Ne olacak bedava gelsek birader. I'm going bro. Geçtiğinde söyle de gazamasın. Allah bari ne yaptı. Lan yoksa benim paramla mı geçtin? Ya yok oğlum ayağımsın, nasıl durdum yine saçma sapan kabul etmeyecek zannettim, kaldırmayacak demedi dedim. Ya bunu keşke otomatikleştirseler ya, bizim HGS var ya. Hani öyle zaten bazı kişilerde var, insandan geçiyordun otomatik kesiyor. Ya tamam işte bazılarında var. Bazı ülkelerde var. Onları da ezbere bilmiyorum ben. Bildiğim kadarıyla bu İskandinavya'da getirmişlerdi o teknolojiyi. O yolu çek. Oğlum sabah ya. Araba o kadar yavaş ki daha 500 km gitmişiz. Arkadaşlar 1,5 saatte bir video bekliyoruz. Bitmez yok. Yapacak bir şey yok oğlum. Harbi bitmez bir yerine yok. Ama keyfimi keyfi yani, yapacak bir şey yok. Şeyden çıkma. Ruslan yine uykun geldi galiba. Ruslan yapma onu. Nasıl sallanamıyorum? Oğlum salak mısın? Şey tüverik yapıyor sanki. Ben de felaket salladım kapıma ya. İçine ben kask at. Artan senin adını kaskına asmıştım. Burada uçuyor kask. Sağ sola. Of ya. Benim araba gaza geldi şimdi. Şahalandı asmış. Benimki şey ya, bu Scania petrol ofisinde kokunu veriyorlar ya bedava. Bedava. Tamam benim araba şimdi bir gaza geldi biliyor musun? Şimdi horozum şahalandı. Scania şimdiki kart aldı. Logodaki. Hatırlamadım ki. Logoya baksana önünde direksiyonu. Aslan oğlum mal mısın ha? Yo 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 horoz lan bu. Kartal 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 oğlum, horoz böyle var, horoz mu bu ya? İşte bak benim kartal şahlandı, bak şimdi nasıl oluyorum, tehlikeli sürüş. Baba uf. Aynen öyle atlama önüme, tamam mı? Soldan açıp sola geçtik. Bas bas oğlum, benim dumanlar fena gidiyor. Düşünsene arıza yapıyor çat. Motor bloğu indi. Polonya'da kaldık. Oğlum arabalar deli deşe sallanıyor ya. Azim böyle yanlışla bir direksiyon belirini vursam var ya, yan yattın. Evet ya. Ben eteklik taktım tamam mı? Çok güzel gözüküyor ya. Arkadaşlar hava çok sıcak. Çok güzel terliyorum ya. Ne oldu lan? Ben bana yıkama yordum. Oğlum benim araba şahlandı. Oğlum bu ne lan? Asistim kurayım, araba yan yatacak ya. Oo turbo düzeyim var ya, sonra geldi. Hızdan sebep. Salam İbreş 130'da ileri gidemiyoruz, araba boğuluyor şu an. Dur ben biraz sen yapayım, o zaman 130'da vururum arabayı kesin patlarım. Zaten durmamız lazım oğlum, birazcık düşeriz lan. Oo. Oo şu dayı neyse. Of adamla 0'a 0 geçti. Arkadaşlar sen manyağı biraz, kusura bakmayın. Ama bu ne? Oğlum yine mi? Bu okuluna gidersek yoksa yüzünü. Ya yine mi kişi? Radar varmış. Öptüler. Oğlum bu ne oğlum lan, bu ne kişi oğlum böyle? Bir 130 yapıyoruz 10 saniye sürüyor. Oğlum bir de kalabalık kişi lan. Dur ben şöyle sola atayım kendimi, orayı boş gördüm. En sağdan en sola geçtim. Bu öyle de bir illegalim yani. Ya bana bir yol vereceksin usta ya. Oo yine paralı yol başlangıcı diyor birader ya. Usta bu kalabalık ne? Almanya'ya gittik, araba seni sarttı. Almanya şey vardı oğlum, sabah oluyor. He. Ben de Aybok'un söyle bir şey yapmıştı yani. Bir şey gidiyorsun ha? Bu ne oğlum, 50 tane 10 euro dedi. Yetti sana 500 euro. Bu nasıl matematik sarsın? He matematik. Biraz, şimdi, biraz abartmamız lazım. Ben kapatıyorum ya şeylerimi, ışıklarımı. Yeter sabah oldu. 4'te hava aydınlanır mı birader? Tamam şimdi var, bir gaza geldim şimdi. Benim Şahin yine Şahin Kartal diyesim geliyor ya. Almanya'ya girdik mi lan şimdi? Bakayım. Gel. Evet gidiyoruz. Almanya'ya gireceğiz şimdi, hala Polonya'dayız. Ya sen oğlum biraz fren yap. Sen bunu ne oğlum? Geçemiyorum sana ya. Ben valla gazın pedalın sonuna kadar basıyorum, geçemiyorum sana lan. Bro ayağımı gazdan çektim. Oğlum tonaja gitsin, ben çok merak ediyorum senin tonajını ya. Bro şu an ayağımı çektim. Kendi kendine gidiyor araba. Bro sen gaz pedalına basamıyorsun. Araya taş sıkışmışsın sen. Hani neredesin, 75'e düştüğüm? Bu yolda var ya 130'u gördüm. Oğlum sağdan gidecektim yine yanlışlıkla. Ya oğlum ben nasıl
Bize de ben uyguluyum galiba. Hani hadi. Şu yolda biraz yokuştuğum için. Şu yolda yüz... Kazan yapmıştı ondan yedim şöyle. Şu yolda 130 gördüm şirket ha. Şimdi sağa girmem lazım. Sağ boş. Ne sağ lan ne sağ düz düz. Sağ dedim yani sağ şeride gidiyorum. Sol şeride sürdüm mü tırdım? Bura bazen. Sollamak için. Sol şeride sollamak sollamak için. Sollamıyorum ki ben şu an. Bura ben seni hala görüyorum. Kendini yolu karıştırmış olmayasın ya. Hayır abi sen sizin yapıyor. Petrol ofisinde değil misin? Petrol ofisi yoldan geçiyor. Ne petrol ofisi ya? Sen şeydesin işte. Dört yoldasın şu an. He hadi gel. Geliyorum ya sonra. Bas at bas. Geldim. Bak bastın da yetişemiyorsun. Ben seni en iyi sıfır at. Lan bas sen. Bura bir bekle biz geçecek. Dur bunları senin için yavaş yapıyorum bile. Benim de şu kapattım ha. Bas bas bas. Oğlum sen basmıyorsun ya. Ben bunlara yol vermeyeceğim. Kıcıklık değil mi? Kıcıklık olsun diye korona da çalayım. Oh. Ben basmıyorum. Toksikiz arkadaşlar toksik yemin. Özkan ya. Ne oldu ya? Oğlum götü yapışacaktım manyağı be. Sana çoktan çıktık mı sen? Ya bro bir şey olmaz. Sen bana yetişemediğini görünce ben her gün. Akşam sen çok söyle ya. Ya da basmıyorum. Sen bana ayak uydur bro. Oğlum gaz yemiyor ya. 20 ile gidiyorum. İlkten ben şu an mesela şu an kaçta gidiyorsun söyler misin? Şu an 55 falan. 60. Ben seninle 10 kilometre farkım var. Kaçsın sen şu an? 70'im. Senin araba fark açtım birader. Oğlum muhtemelen ben arabayı biraz yükselttim ondan mı acaba? Yo ben yük havada kaldığı için arabayı olabilir. Biraz yukarı bastım ya arabayı. Tamam bir indir o zaman. Biraz. Da onunla kim uğraşacak oğlum ya? Ya 2 dakika 7'ye basacaksın. Ya manyak hareket ederken yapılır mı süspansiyon? He oluyor ben yaptım. He olmuyor. Olmuyor oğlum belli bir yüze inmen lazım. Tam bir benzin fulleriz ya benim arabanın benzin biraz. Ya ne oldu? Yarıya inecek anasını satayım ne biçim yol o benzin bu? Ya sana inat bu yolu bu benzinle bitireceğim. Bitiririz ki zaten. Bir depoyla. Kaç kilometremiz kaldı? 500. Bu ne oğlum adam yolunda yaptı kazaya bak. Valla daha yeni mi yaraladı? Hey. Oğlum lan. Yol ver yol alıyor. Allah kahretmesin ya. Bu ne oğlum Almanya'da hep kaza oluyor. Baksana sol tarafa. Arkadan vurmuş yani. Oğlum sağ şeritteki adam durmuş tamam mı? Dur yani şerit değiştirmesen vuracak. Sinyal de verdim adam araya sen, sokuyor kendini. Sen onun öncesini görmedin. Onun öncesi daha fenaydı. Önümde kavga istiyorum. Seviyorum kavga. Önümde baga girmişlerdi. Haydarımız da var. Of oğlum benimki boğuldu. Bak şimdi yokuş aşağı ne vereceğim yanı bak. Şey yanı yatacaksın lan. Yanı derken arkadaşlar gazı. AMG altımda ver yanı. Ye. Yeah. Pardon. Katlana rak. Eran katlana rak. From zero. Fero. Fero. Pro. Çuro. Şakkada. Nak. Trap. Biceps. Ya oğlum. Arkadaşlar. Bizi aldırmayın siz tırı sürüyoruz ya ona odaklanan biz manyağız. Yo yola fokus yola. Yani. Şu ya, umarım bu virajı 90'da dönmeye çalışmazsın benim gibi yan yatıyorum şu an çünkü. Ya da sen dön sonra hızlanamıyorsun ya bizi de bitirdin. La manyağı döneyim ya yan mı süreceğim yükü? Yan yatacağım ben. Ben biraz araba yüksek ya süspansiyon aşırı şey şu an hassas. Arap drift. Aynen. 18 tonla yere sümük gibi yapışırsam görürüm. Şılap. Deneyeyim mi lan onu tek teker Arap diye? Yok öyle bir şey yapma ya. Vallahi gerek yok. Oo mahsulleri ekmiş dayım topluyor hadi bakalım. Bir ara farming'de oynayalım diyeceğim de pek hoşuma gitmiyor ya. Hiç kapsamlı bir oyun değil gibime geliyor. Farming oynayacağımızda SnowRunner oynarız daha keyifli. Bence de ya. Oyun çok eksiği var yani oyunun. Traktörle topraktan geziyorsun toprak ezilmiyor. Tam bu ETS'de de var ama ETS'deki yani ana yollar genelde asfalt olduğu için. Burayı yavaş dön yani ya da içe doğru dön. Benim gibi biraz emniyet şeridi. Oğlum manyak mısın sen? Ama bro Almanya'ya girdik. Geldik mi? Tabii canım. Oğlum gişeden geçmeden nasıl gireceğiz Almanya'ya? Hayır şimdi böyle şöyle bir şey var prosedür o. Türkiye'den sonra tamam mı? Macaristan'a geçtiğin zaman daha gümrük kapısı yok.
diye biliyorum. Çünkü mülteciler... Gerçek hayatta mı böyle yoksa bu oyunda da mı? Bu oyundan böyle. Gerçek hayatta biliyorum öyle. Hani duyduğum kadarıyla. O zaman aynısını yapmışlar işte. Aynen. Mesela mülteciler Macaristan sınırını geçtikten sonra mesela kamyoncular kaçırıyor, tamam mı? Diyor ki bizi buradan sonra bırakın, biz başımızın çaresine bakarız. FBI open the door. Yok ya, öyle şeyler olmuyor. Olsa. Bro sen kaçta geliyorsun ya gerçekten? Şu an 105 falan. 102. Aynı gidiyoruz. Tamam oğlum, aramızda 50 metre var olsun, o kadar da olsun, ne yapayım şimdi, götüne mi yapışayım? Ya yok, ben haritada kendimi göremeyince diyorum beni kaybettim mi acaba? Yok yok, ben senin ardındayım. Zaten uzaklaşırsan, çok uzaklaşırsan ben sana söylerim ya. Ayağım frenle. Fren diyorum ya. Gazdan çekerim. Oh, benim araba bir açıldı ya. Bir gaz fren yapayım bir daha. Bas oğlum turbo. Turboyu devreye sokuyorum biliyor musun? Gaz fren. Gaz fren şanzıman. Halim ya. Oğlum ayağım kramp girdi lan üstüne, gaz çek yaparken. O nasıl? Oo, dayım Volvo'ları götürüyor. Oğlum Scania var ya, sizi tokatlar bak, şimdi tokatladığım gibi. Oğlum bak, bir yolun eğimi yamukluğu ne kadar güzel lan üstüne. Keşke mesela şu oyunun anlaşması var, tamam mı, bu oyunla. Mesela ne anlaşması? Firmalarla var ya anlaşmaları. Tamam evet. Mesela ne bileyim Volvo'nun, Scania'nın. Mesela Volvo'nun da çok güzel FH modelinde eski arabaları var. Hani mesela böyle nostaljik arada bir getirebilseler keşke ya. Aynen. Ya onu niye getiremediler biliyor musun? Bilmiyorum nedenini ama onların artık sıfır üretimi yok ya bro, o yüzden bence. Ya sıfır. Ya da üretim... ya da yapmak istemiyorlar, bilmiyorum yani. Ha belki yapmak istemiyorlar ama ben sana söyleyeyim, o kadar çok talep olur ki. Millet gerçekten oynar yani. Mesela düşünsene, şimdi adam, bunun manyakları var, benim arkadaşım var bir tane. Gerçekten manyağı bu oyun. Biraz yavaşlayayım, bu tura yol vereyim, sağa döneceğiz. Oyunun manyağı, açıyor sıfırdan kariyer kasıyor mesela. Yap abi bu eski arabayı ucuzdan, tamam mı? Adam ne alsın mesela, milletin arabasını sürmektense. Başlangıçta şeyle başlasın, anladın mı? Yani. İlkten burada ben çok gaz kestim, o yüzden dikkat et yani. Sen burada benim sağa yanaşmam lazım zaten. Tamam döneceğiz şimdi burada sanki. 70'te dönersin. La yol ver lan. Ne yapacağım? Gerizekalı. Ya bana oğlum buna nasıl bir canavar la böyle? Bas kasın vuruyor da. Bu otoban diyor ki 120'ye kadar görebilirsiniz diyor. Biz göremiyoruz ki. Biz göremiyoruz, sıkıntı yok, 60 bize yetiyor ya. Hadi la, gelmiyor musun? Oğlum yapay zekalar ne kadar bencil ya, sinir oldum ha, vallahi yumruk atacağım yemin ederim ha. Oğlum şeritten çıktım, sakin ol. Johnny bekliyorum hadi. Johnny gazlı. Oturduğum yer şu an çok ağrıyor ya, sende de öyle mi? Yo ben çok rahatım. Benim sen gerçi minder koyun. Yo koymuyorum. Minderi vallahi. Minderi bir şey izlerken. Bir şey izlemezken koymuyorum, çünkü bir şey izlerken gerçekten manyak ağrıyor ya. Bu arkamdasın galiba. Radar var yazıyor. Tam arkamdayım şu an. Bir şey olmaz, şu an radardan geçiyoruz. 80 diyor. %10 taştığımız için ceza yemeyiz. Ya yok. Yedik mi? Cık. Tamam işte. Oo, ben ekrana bakmıyordum. Benim sesim iyi mi Yekta? Bayağı iyi, bayağı. Ben zaten farkındayım. Okey bro. Farkındayım. Oğlum kafamı kaşıyamıyorum. 2 dakika kafamı kaşıyayım diyorum. Şeritten çıkıyor araba ya. Of. Dünya boştur lan. Yine bir radar herhalde. Bu sefer öpüldüm. Yok da öpülmemişim. Antalya, İstanbul. Mersin boştur ama ben ana. Her gün çalışma, her gün çalışıyor. Almanya ama daha güzeldir. Para yok. Yavaşça frene bas. Niye? Döneceğiz. Sonra tek şerit mi oluyor burası? Oğlum burası nasıl bir yol la? Ha biz sağdan aşağı inelim. Sola. Oğlum aynı hayır, yola gidiyor. Sol olsan sol. Hayır. Düz gideceğiz. Ya mecburi olmuş sana. Oğlum ya. Tamam özür dilerim, harita. Var ya sıkışıyordu var ya burada. Harita biraz beni yanılttı biliyor musun? Ufak çaplı bir
Kalkışım olabilirdi ama orayı sansürlerdik ya. Saldım arabayı, insin o sırada. Yalnız güzel yerlerden geçeceğiz gibi abi, sen ormanlık alanlara giriyordu ha yine. Bakalım. Almanya'nın Berlin kentine doğru gidiyoruz ama yolumuz Rostock. Hocam yoldan çıkıyorum. Çekilirsen bir önümden. Araba taşıyorsun. Bir tane lojistik mi kursak o zaman ya? Karambar, kamyoncular diyelim. Benim adım Recep Yedik. Kuru fasulyede motor yağı olacak abi. Oğlum benim araba şaha kalktı yekta. Gerçekten şu an yokuş gidiyor. Yokuş aşağı ya şu an. Benimki de bayağı yaşam gazı yiyor ya. Buraya dayanacak biraz. 96'yım. Buradan soldan devam etmem lazım. Gerçi oğlum tek şey etmiş. Bekleyeyim seni. Yok. Ayağımı gazdan çektim. Oğlum bir kere de bir bencilliği bırakın ya. Senin bu NPC'ler de... Ben anlamadım. Gıcık oldum bu NPC yapay zeka. Şimdi küfredeceğim ha. Mada fakirler. Uf. Fena gidiyorum ben. Frenden ayağımı kaldırdım. 90'a düştüm ne yiğit daha neredesin? 100 105'e varacağım oğlum nasıl ya? Çitliyorum düşürdüm arabanın gazını. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmuyoruz. Diye böyle bir şeyse niye böyle yaptım anlamadım ama. Ya arkadaşlar sen... yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı, donate atmayı. Ne bu Twitch yayını mı? Donate atmayı. Zarfta kabul ediyorum. Şaka ya. Vallahi abone olun. En büyük destek bana yetiyor ya. Sağdan sağdan. Bak yolu sakın kaçırma. Bizi mahvedersin. Yok yok. Sen zaten şu an yapıştım sana ya. Tamam bak şimdi buradan gidiyoruz. Buradan. Buradan. Olsan biz... Oğlum bu nasıl bir dönüş lan böyle? Ya bro sen sorgulama döneceğiz işte. Ama tabii 90'la dönersek selamun kavlen. 60'a... 60'a düştüm bro. 50'ye düştü oyun. 50'ye de düşerim. Oğlum biz bu yükü belli değil. Bizim onunla dönmemiz lazım ya. Abartma ya. 50 ile dönüyorum. Hatta frenden ayağımı çektim. Of şimdi de yükleniyorum gaza. Tam son dönüşte böyle. Şu tır beni geçemez. Ben atlarım yola. Çok da güzel geçtim vallahi. Soldan devam edeceğiz değil mi lan? Yes. İyi döndük ya. Ama güzel bir rotaymış ha. Gerçekten bu rotayı da sevdim yani. Biraz düzdü ama yine de. Ya biraz düzdü ama baştaki o dönemeçler daha... Ama bu tur için çok virajlı, aşırı virajlı durmadan yokuş çıksaydık zaten 2 saate bitiremeyiz. Mesafeyi. İyi oldu yani. Hatırlarsan geçen videoda Rusya'ya gideceğiz demiştik ama Rusya bu arabayla gitseydik var ya o virajlarda böyle fiş. Oo. Bunun Rusya mı var oyunda? Var bir kısmı, çok küçük bir kısmı. Ha, İstanbul gibi. Aynen, Türkiye gibi. Bro ver arıyor. Türkiye haritasında artık komple çıkartsınlar ya. Türkiye'de bu kadar ETS oyuncusu varken hala niye bu kadar geciktiriyorlar anlamadım ya. Avrupa değil. Buradan SCS etkilerine sesleniyorum. Avrupa değil. Çabuk çıkardın çabuk. He? Avrupa değiliz ya ondan. Nasıl değiliz oğlum, Avrupa manyak mısın? Avrupa ülkesiz nasıl değiliz? Ya, Avrupa Birliği'nde değiliz de. Tamam işte o yüzden. Sağdan geliyorsun bu arada. Bu ne oğlum? Şey, nükleer şey kavşak. Sağdan mı geliyoruz? Evet. Bu nasıl bir kavşak oğlum böyle? Şeye benziyor değil mi? Nükleer ay radyasyon. Allah'ım yarabbim tam ölüm kavşağı. Yanımda araba olsaydı var ya pert olmuştu olsan. Burada niye, sağdan devam edeceğim ben. En soldan sağa mı atladın? Ya oğlum birden böyle bayağı sağ şeklinde girdik ya. Bir daha sağ, bir daha sağ bak kaçırma. Bir daha mı sağ? Evet. Bir daha sağ takip et yani sağ şeridi. Aynen burada frene bas tamam mı? Yani düz gidilmesi gereken yolda frene bas. Allah'ım ya. Yani bugün NPC'lerle sınanıyoruz gerçekten. Geldin mi? Kesin yolu geliyorum bayağı yardırıyorum lan.
Tamam bas bas. Bunları sollarız o zaman. Oğlum buradan araba geliyor mu böyle? Yardırıyoruz anasını satayım. Gelmiyor gelmiyor. Sen bas gel. Vallahi. He sen bana güven. Ben yolu ortaladım zaten senin için. Maganda. He. Eskortluk. Ben bir şey söyleyecektim de unuttum lan. Ne diyecektim? Ne diyecektin? Bilmiyorum. Evet, bir depo benzinle 1200 kilometre gidiyoruz şu an. Challenge. Vallahi oğlum benzin harbiden olsan yardan inmiş lan, %45'e falan inmiş ha. İyi yedi yani. 2000 kilometrelik bir yolu bu benzinle gidemezsin. Evet, ben bir hapşırdım da mikrofon kapattım. Ya yok, sıkıntı yok. Gelmedi ses. Yok, kapattım zaten hemen. Ama şöyle bir sıkıntı varmış. O... Mikrofon yağmur içinde mi kaldı? Yok. Nasıl diyeyim? Soldan yolu takip et, bir yere girme. O mikrofon kapatma tuşuma bastığım zaman sağa doğru bakıyor ya. He, onu değiştirsin ya. Of. Kapatma, bir şey olmaz la. Bizim takipçilerimiz böyle şeylerden rahatsız olmuyor. O sırada bilirsin. Yok, öyle bir şey yapmıyoruz. Yok, öyle böyle. abone sayım 50'ye düşüyormuş işte. Yok canım, farkındaysan 150 aboneye ulaştık. Evet ya, zamanla bir yerlere geliriz umarım. 150 abone, 150 videoda 150 abone. Gayet. Yani. Zaten 4 ay falan oldu. Elimden geldiğince her gün video. Emek var, emek. Emek kokuyor. Dayı, üstüme sürme dayı. İlk defa sen yolu mu şaşırdın bro? Yo. Şeyin o sağındaki kamyonun arkasındayım şimdi. Sol şeride geçeceğim, ben sormayacağım bunu. Tamam ya, beni görüyorsan no problem ya. Ben haritada seni göremeyince diyorum beni göremiyor herhalde. Hayır hayır. Okey bro. Okuttum bro. Hop hop hop. Lan ne yapıyorsun? Ya yine yan monitöre bakıyordum ya. Ya ne yapıyor yine? Oğlum lan ben de sağdaki kırmızıya vuruyordum ha. Dayı sen mesela onu sollayamayacaksın. Niye sola çıkıyorsun? Ben seni sollarım ama. Bak senden de hızlıyım. Bak şimdi. Oo, nah sollarım. Ben de sağ şeride girdim. Ben de fren yapacağım galiba. Mecburen. İlk de. He. Var mısın bir challenge? Ne challenge Johnny? Emniyet şeridinden kayak, bunlar çok yavaş. Oğlum o kadar da değil la. Yok kayamayız. Zaten sağdan gidiş yok, kayamayız ki oğlum. Kayamayız. Bizim bak, sol şeride geçmemiz lazım. Kendimi sola atıyorum buna doğru. Ya bir... oğlum manyak mısın? Tamam hadi. Sen çok üzüldün yapma diye. Ben şimdi gaza basıyorum. Bunları... Bas gazda. Oo, öndeki bir şahlandı, gel lan buraya. Oğlum düz yola ya. Çıktık ya, basar o ya. Ben basamıyorum ama, sıkıntı orada. Yemiyor ki oğlum gaz. 90'da kilitlendi şu an araba. Aynen. Otobüs zigzag yapıyor, farkında mısın? Sağa sola geçti gözümün önünde ya. Bak hala yapıyor ya. Oğlum. Hey. Ne yapıyorsun la? Otobüsü görüyor musun sen? Bak. Sola işte la, uğraşma. Önü var. Oğlum bütün manyaklar bizi buluyor. NPC'ye laf ediyorsun ya işte. Al sana NPC. Ya oğlum yine frenden çekeceğiz ha. Özsan. Buradan yine baktım ya. Çok hızlıydım biliyor musun? Vallahi şimdi başlarım. Ben de gıcık oldum ya. Vallahi. Hemen sola attım kendimi. Makas time. Ya ne yapayım, 116 ile zaten bu araba hızlanmıyor biliyor musun? Ben sollayamayacağım herhalde ya. Sollarsın ya, gaza bastım. Çarptı mı lan? Yok oğlum ya, adam yaladı var ya. Otobüs çöpür altına sıçmıştır. Uf ne gidiyorum ha, araba bir açıldı ya otobanda. Vallahi sorma ya bunu oğlum. Ama yol düz olmasına rağmen ağaçlık maaşlık çok güzel, ben he, beğendim. Güzel, seyri güzel bir yol ya. Ya bir kere benim kokpitim de çok güzel biliyor musun? Seninkini ben de çok göreceğim ama. Ya ben şey yaptım, bu ne diyorlar? Ağaç desenli gibi bir şey oluyor ya, mozaik mi diyorlar, ne diyorlar? He, ben de öyle yaptım biliyor musun? Zaten vintage şey arabaya çok yakışıyor ya bu. Bir de şey yaptım, navigasyon taktım bir tane. Evet işte bende de öyle. Benzin göstergesini hemen
Üstünde. Aynen. Bu zaten olmazsa oğlum yolu göremem ki. Başka navigasyon yok. He doğru, navigasyon yok bu arabanın. Düşünsene dümdüz yardırıyoruz abi. Bir bakıyoruz 5000 kilometre hedefe. Ooo. Ne ha, oldu? Tam sıkıntı yok. Bir an korktum ya. Oğlum altıma. Yo tam düzde gidebiliyormuşuz. Oyun bilerek orayı vermiş. Okey. Çok korktum ya gerçekten. Allah sonluyum ben bu dayıyı da. Yalnız. Selamünaleyküm. Ha? Yine hızlı geldik de of ya yavaş yavaş zorundayız ya. Niye lan? Döneceğiz. Ya sağa gireceğiz yani. Lan doktor bir gaza bassana. Şşş. Kaç kilometremiz kaldı lan? 20. Bitti. Cidden mi? He. İyi çok geldik ha. Çok hızlı geldik. Yani bir saat sürmüştür ama büyük ihtimal. Yani bayağı hızlı geldik üstü aynen. 1200 kilometre bunu ne bekliyorum? Yapacak bir şey yok ama güzeldi de... yani gerçekten zevk verdi. Yani bu dönüş de şu an çok güzel bir dönüş. Bir şey fark ettim. Bizim DLC'lerimiz var ya. Hani Polonya, Rusya, Bulgaristan falan. Evet. Aynen. Oh kaza. İyiydik. En pisler kaza yaptı mı? Jortingen Strize. Hop hayvan. Geri gel. Yol açayım sana gel. Arkamda araba var mı oğlum? Açıyorum da sana yol. İlk defa bu bana vurdu oğlum. Oğlum arkamdaki taksiyi biçeceğim. Yoksa gel artık. Oğlum sollasana. Sol açın yok mu? Bro sollayacağım da korkuyorum. O NPC bana vurur ya hadi. Bak. Hayvan ol hayvan. Valla inip tekme dokat giresimiz var ha. Bro şu an kornam takılı kaldı. Oğlum baş şişiriyor. Düzeldi mi? Biraz gaza basacağım mı Hüsan? Manyak dönüşte kornaya ayarlıyor la. Ya başını şişirmek için la. Yok bir la şey... çok ses gelmiyor. Pencere kapalı ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bildiğin adamlar gözümün önünde böyle göre göre birbirine çarptı. Dayı sen deyin evet. Atlama. NPC'ler kaza yaptı. Oğlum bu bize yol vermek zorunda. Vallahi bilerek üstüne sürerim ha. Bas gaza. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Sen de diyorsan. Pembe güllerim soldu. Nasıl lan? Ah. Nasıldı bize lan? Ben de bilmiyorum ki. Çem gülleri sayas. Ya oğlum bilmiyorum ki. Sen de beni burada madara. Ya oğlum salla bir şey sen de oğlum. Ne madara? Ben de bilmiyorum ki. Bir cümle biliyorum. Pembe gül yedim soldu. Oğlum bak ışık vurma bana. Gülleri saya al beni kıyamam seni. Karşı dururken yüzüme hasret kaldım. Al beni kıyamam seni. Oğlum ya elfine çekmeyi düşünüyorum var ya şarkı söylerken yapışacaktım artık. Fren kardeş. Ya ben... fren de oğlum insan bazen böyle sola üşeniyor ya. Şöyle sola direkt sol tam sol dönek ya yan yana ne dedin? Da. Aynen bir fotoğraf da almamız lazım. Bro beni sen oğlum biçeceksin Skoda'yı la. Ya polis sen yol ver bari ya. Oğlum sen sinyal verdin mi? Evet sinyalim açık öyle dönüyorum. Bro şurada. Şurada vallahi şöyle güzel bir yolculuk oldu ya. Hoppa. Şimdi bu yükü fotoğraf aldıktan sonra veririz ya. Yan yana durup bitirsek mi? Aynen gel yanıma gir. O kadar açık döndün ki vallahi. Ben buraya ben ayarlarım onu ya dur. Aynen sen onu ne ayarlarsın? Ben yanına gel. Gel sen aslında önüne geleceksin ya. O at. Sağa doğru. Ve ben senin sağa doğru çevir o at. La yok oğlum ne, gerek var mı öyle o kadar ha? Dinle beni. Sağa çevir o at. Hadi. Hadi seni arkanda. Seni kıracağım atıyorum Johnny ya. Hadi arkandayım birebir. Dönüyorum ya çok. Oğlum ne oluyor lan? Bilmiyorum ki. Ha kal öyle düzle arabayı. Ha düzle. Oğlum düzle de bu yeşil şey çıkacak. Gerçi çıkmaz da fotoğraf modunda bu. Yok çıkmıyor. Dursam artık. Oğlum düzlemiyor. Ben şöyle durayım bir. Heh, gel sen yanıma bakayım nasıl yapıyoruz. Yoksa şey yapsaydık üst üste çıksaydık belki yavru bir Scania çıkardı. Oğlum bu ne dibime girmesin? Tamam neyse güzel hadi. Durdurdun mu aracı? Tabii canım. Tamam şimdi bitirelim oğlum. Ne yapayım ben şu an?
Bilmiyorum ki ne yapıyorsun. Üstten pembeye gül. Neyse hadi. Arkadaşlar güzel bir yolculuk oldu. Biraz uzun sürmüş olabilir ama umarım keyif almışsınızdır. Beğenip abone olmayı unutmuyoruz. Bir başka Özkan'la ETS videosunda sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.